Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda Aydın Yayınlar Soru Bankası'nın 5. testini çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Şekildeki pil elektrik üretirken elektronlar dış devrede birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket ettiğine göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz biz ne demiştik? Pil tepkimelerinde devreden geçen elektron birinci kaptan ikinci kaba gidiyor. Yani dış devrede elektronlar ne yapıyordu? Anottan katoda doğru gidiyordu. O zaman birinci kap anot, ikinci kap da katot deriz. Anotta ne olacak arkadaşlar? Yükseltgen mi oluyordu? Anotta kadmiyum katısı ne yapacak? Zamanla kadmiyum artı 2, 2 elektron vererek yükseltgenecek. Doğrudur. Zamanla gümüş elektrodun kütlesi artar. Arkadaşlar anotta ne oluyordu? Yükseltgen mi? Yani kadmiyum katısı. Kadmiyum artı 2, 2 elektron verirken yükseltgenirken katotta ne olacak? Gümüş artı 1 iyonlarda 1 elektron alarak gümüş katısına dönecek. Yani zamanla katotta gümüş kütlesi ne olacak? Artacak. Doğrudur. Tuz köprüsünde katyonlar ikinci kaba doğru göç eder. Arkadaşlar tuz köprüsünde katyonlar katoda gider. Katot da zaten ikinci kapta doğru mudur? Doğrudur. O zaman cevabımız Edirne'dir. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Şekildeki pilde anottan katoda 0,4 mol elektron geçtiğinde buna göre X ve Y elementlerin atom kütleleri kaç olur? Bakın arkadaşlar anottan katoda diyor 0,4 mol elektron geçiyor. Bakın bilgi verilen bilgi de önemlidir. X elektrodun kütlesi 4,8 gram azalmış. Y elektrodun kütlesi 5,5 gram artmış. Arkadaşlar kimin kütlesi azalır? Kimin kütlesi artar? Arkadaşlar zamanla anotta yükseltgenme olduğu için anodun kütlesi azalır. Katodun kütlesi de artar. O zaman X'in bulunduğu elektrot anot, Y'nin bulunduğu elektrot da katodur. Evet, tepkimeleri yazacağız. Anotta ne olacak arkadaşlar? Zamanla X katısı X artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgenecek. Yani şuraya yazalım. Biraz daha düzgün yazalım. Biraz kötü yazdık. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı da kullanabiliriz. Evet. Anotta ne olacak arkadaşlar? Zamanla X katısı X artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgenecek. Diyor ki anottan katoda 0,4 mol elektron geçiyor. O zaman geldik 2 elektronun altına 0,4 mol elektron yazdık. Evet, X'e geçelim. Bakın 2'ye 0,4 ise 1'e ne gelir arkadaşlar? 0,2 mol gelir. Diyor ki X'in kütlesi 4,8 gram azalıyor. O zaman 0,2 mollük yani 0,2 mol 4,8 gramlık azalma yapıyormuş. O zaman 1 mol ne yapar? 5 katını alırsanız 24 gram yapar. Böylece ne yaptık? X'in kütlesini bulmuş olduk. Evet, aynı olay katot için yapacağız. Bakın katottan olacak arkadaşlar. Bakın Y'nin değerini burada çaprazlarsanız karbonat eksi 2'dir. Y burada artı 4. Burada biz karbonat eksi 2, X'e de artı 2 dedik. Yani burası da önemlidir. Bakın karbonat 2 tane. Buraya dikkat edin. Katottan olacak Y artı 4 iyonları 4 mol elektron alarak Y katısına dönecek. Devreden geçen elektron sayısı aynı olacak. Yani 0,4 mol. O zaman 4'e 0,4 ise 1'e ne gelir? 0,1 mol gelir. 0,1 mol de neymiş? 5,5 gramlık artış yapıyormuş. O zaman 1 mol ne yapar arkadaşlar? 55 gram yapar. O zaman Y için de 55 alacağız. Cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza bakıyoruz. Sorumuz şöyle. Şekildeki pil çalışırken çinko elektrodun kütlesinin zamanla azaldığı gözleniyor. Biraz önce de söyledik arkadaşlar, kütle azalması nerede olur? Anotta olur. O zaman çinko kap anot, nikel kap da katot olur. Çalışan pille ilgili diyor hangileri doğru olur diyor. Dış devrede elektron akışı çinko elektrottan nikel elektroda doğrudur. Evet arkadaşlar, elektron akışı nereden? Anottan katoda doğru olur. Doğru mudur? Doğrudur. Zn elektrodun kütlesinde 26 gram azalma olduğunda nikelin kütlesinde 23,2 gram artma olur. Arkadaşlar evet, tepkimeleri yazarsanız bakın anotta ne olacak? Zamanla çinko katısı çinko artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgenecek. Katotta da ne olacak arkadaşlar? Nikel artı 2 iyonları 2 elektron alarak ne olacak? Nikel katısına dönecek. Diyor ki bize ikinci öncülde 26 gram azalma olursa diyor çinkoda. Yani çinkonun emasına da bakarsanız arkadaşlar 65'tir. Yani 26'yı ne yapacağız? 65'e böleceğiz ki molüne geçiş yapalım. Yani çinko diyor ki 26 bölü 65. Arkadaşlar 26'yı 65'e bölerseniz 0,4 mol yapması lazım. O zaman elektrona geçelim. Bakın 1'e 0,4 ise 2'ye ne gelir? 0,8 mol elektron mu gelir? O zaman gelelim
Nikele geçiş yapalım. 2 elektronun altına 0,8 mol elektron yazdık. 2'ye 0,8 ise 1'e ne gelir? 0,4 mol nikel yapar. Peki 0,4 mol nikel kaç gram yapar? Nikelin masası da 58'dir. Bakın. O zaman 0,4 çarpı 58 derseniz 23,2 gram yapar. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü öncüde tuz köprüsünde katyonlar ikinci kaba hareket eder. Arkadaşlar tuz köprüsünde katyonlar katoda gider. İkinci kapta katottu. Doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. Evet, dördüncü soruya bakıyoruz. Yukarıda verilen bilgilere göre magnezyum bakır pilinin standart pil gerilimi kaç volt olur diyor. Bakın arkadaşlar diyor ki magnezyum hidrojen klorüre karşı tepme vermiş kendiliğinden gerçekleşiyor. Çinko da hidrojen klorüre karşı. Yani burada şu önemlidir. Magnezyum demek ki hidrojenden aktif. Çinko da hidrojenden aktif yorumunu yapabiliriz. İkinci tepmede diyor ki bakır hasere karşı tepme vermiyor. Demek ki hidrojen bakırdan daha aktif. Magnezyumla çinko tepmeye girmiş. Bakın kendiliğinden gerçekleşiyor ne demek? Elemental halde olan adam yükseltgeniyor. Yani aktif olan metal bu. Kimmiş aktif? Magnezyum o zaman çinkodan aktifmiş. Evet, genel bir sıralama yaparsanız arkadaşlar bakın. Magnezyum çinkodan aktif. Çinko hidrojenden aktif. O da yarı soy metal olan bakırdan aktif. Genel bir aktiflik sıralamasını yazdık. Diyor ki arkadaşlar çinkoyla bakırın pil gerilimi 1,1 volt. Yani bu şu demektir. Çinko zaten bakırdan daha aktif olduğu için 1,1 gelmiş. Magnezyum da çinkodan aktifti. O da ne olmuş arkadaşlar? 1,61 gelmiş. Bize magnezyum bakır pilini soruyor. Bakın arkadaşlar o zaman sizin şunu yapmanız lazım. Bakın çinko burada yükseltgeniyor, burada indirgeniyor. O zaman bunlar taraf tarafa toplarsanız bunlar birbirini ne yapar? Götürür. Geriye kim kalır? Magnezyumla bakır kalır. O zaman ne yapmanız lazım? Bu iki tepmeyi gerilimlerini toplamanız lazım. Yani 1,1 ile 1,61'i toplarsanız arkadaşlar 2,71 yapar. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Evet, 5. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Yukarıda aynı koşullarda derişimleri eşit ve yarı pil tepmelerine göre standart nikel gümüş pili için hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu konuşmamız lazım. Bakın her iki adam da yükseltgeniyorsa bizim ne yapmamız lazım? Bunların yükseltgenme gerilimlerine bakmamız lazım. Yükseltgenme gerilimi büyük olan adam aktif olur. Yani anotta yükseltgenir. Kim daha aktif o zaman? Nikel. O zaman nikele anot diyorum. Gümüşe de katot diyorum. Nikel elektrot anottur. Doğru mudur? Doğrudur. Pilin başlangıç potansiyeli 1,05. Arkadaşlar anotta yükseltgenme olacak. Zaten adam yükseltgendi. O zaman bunun pil gerilimi 0,25 kalacak. Yalnız gümüşü indirgememiz lazım. O zaman bu adamın pil gerilimi ters dönecek. Artı 0,80 olacak. Evet. 0,80 ile 0,25'i toplarsanız da 1,05 yapar. Doğrudur. Dış devrede elektronlar gümüşten nikele doğru göç eder. Arkadaşlar elektronlar anottan katoda doğru göç eder demiştik. Anodum nikeldi. Nikelden gümüşe gitmesi lazım. O yüzden yanlıştır. Denizli'ye bakıyoruz. Gümüş artı iyonu indirgenme potansiyeli. Nikel artı iki iyonu indirgenme potansiyeli daha büyüktür. Arkadaşlar gümüş nikelden daha pasifse o zaman bunun iyonu bundan da daha büyük olacaktır. Doğrudur. Zamanla nikelin kütlesi azalır. Arkadaşlar nikel anot olduğu için anodun kütlesi zaten zamanla azalıyordu. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, 6. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen aynı koşullarda tepmelerle E0 değerleri verilmiştir. Kurşun metalin yükseltgenme gerilimi kaç volttur? Bakın arkadaşlar sizin ne tepkiniz şudur değil mi? Buna göre hareket etmeniz lazım. Bakın kim yükseltgenmiş? Alüminyum. Demek ki sizin alüminyumunuz ne olacak? Anot olacak. Kurşunda ne olacak? Katot olacak. Önce buna karar veriyoruz. Buna karar verdikten sonra bakın alüminyumu indirgemiş. O zaman bunu ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Ters çevirseniz bu adamın gerilimi ne olur? 1,66 volt olur. Siz net tepmenin gerilimini biliyorsunuz. Yani net tepmeniz 1,54 volt olması gerekiyor. Ama geriliminiz 1,66. O zaman kurşunun indirgenmesi ne kadar olur? Yani 1,66'dan 1,54'ü çıkarırsanız ne yapar? 0,12 tabi ama eksi almanız lazım. Bu eksi nedir? Kurşun artı 2'nin 2 elektron olarak kurşun katsına döndüğündeki gerilimidir. Sizden yükseltgenmesi istendiği için bunu ne yapacağız? Ters çevireceğiz. O zaman cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar.
Evet, 7. soruya bakıyoruz. Belirli bir sıcakta yükseltgeme değerleri veriliyor. Nikelin yükseltgeme yarı pil gerilimi sıfır kabul edilirse alüminyum nikel pilinin gerilimi kaç volt olur? Arkadaşlar hatırlayın, biz standart hidrojen elektrodundan bahsediyorduk. Ne yapıyorduk? Hidrojen referans seçip pil gerilimini sıfırlıyorduk. Burada da hidrojen değil de nikeli diyor, sıfır seç. O zaman nikeli ne yapman lazım? Sıfırlaman lazım. O zaman 0,25 çıkarırsanız nikelin gerilimi sıfır olur. O zaman bu adamdan da 0,25 çıkarmalısınız. Ne yapar? 1 alttan 2 çıktı. 4, yani 1,41 volt olur. O zaman alüminyum zaten anot, nikel de katot olmuş oldu. İkisini taraf tarafa toplarsanız 1,41 olur arkadaşlar. Evet, 8. sorumuza bakıyoruz. Sorumuz şöyle. Şekildeki pil çalışırken X artı iyonun derişimi artıyor. Arkadaşlar kimin derişimi artar? Anodun derişimi artar. Niye? Anodun kütlesi azalıp zamanla derişimi artar. Yani yükseltgendiği için. O zaman X'in bulunduğu kap anot, Y'nin bulunduğu kap da katot diyoruz. Hangileri doğrudur demiş. Evet, Y artının elektron alma isteği X artıdan fazladır. Arkadaşlar X Y'den daha aktif olduğu için Y'nin o zaman İyon hali X'ten daha aktif, yani elektron alma isteği ya da indirgenme isteği daha fazladır diyebiliriz. Doğrudur. Anot tepmesi diyor, X diyor yükseltgenecek. Evet, zaten anotta ne olacak? X katısı nitrat eksi 1 olduğu için artı 1'e yükseltgenecek. Doğrudur. X elektronun kütlesi 1 mol azalırken Y'ninki 2 mol artar. Bakın arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Anotta ne olacak? Tepmeleri yazarsak daha iyi görebilirsiniz. Anotta X katısı zamanla X artıya 1 elektron vererek yükseltgenecek. Katotta ne olacak? Bakın nitrat eksi 1 ya. Burada Y artı 2 olacak. Yani buraya dikkat etmeniz lazım. Y artı 2 de 2 elektron olarak Y katısına dönecek. Diyor ki X'in kütlesi 1 mol azalırken, yani şu adam 1 mol azalırken, yani şu 1 mol azaldı. Geçiş yaptık. 1 mol elektron. O zaman 2'nin altına 1 mol elektron yazarsanız, yani 2'ye 1 azalma varsa 1'e ne kadar olur? 0,5 mol elektron artma olur. Bize ne demiş? 2 mol artar demiş. Yanlıştır. 0,5 mol elektron artar demeliydi. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Evet, 9. sorumuza bakıyoruz. Sorumuz şöyle. Yukarıda nikel, lityum, gümüş, alüminyum, gümüş pilinin şeması ve net pil potansiyeli verilmiştir. Lityum, alüminyum pili için hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Lityum gümüşe karşı yükseltgenmiş, pil gerilimi 3,85. Yani burada şunu diyor. Lityum diyor gümüşten daha aktif. Alüminyum da gümüşe karşı yine yükseltgenmiş ve pil gerilimi 2,46 gelmiş. Ben kim istiyorum? Nikelle, şey, lityumla alüminyum istiyorum. O zaman arkadaşlar bakın. Siz iki tarafta gümüşü indirgenmişsiniz. Olmaz. Siz lityumu yükseltip alüminyumu indirgemeniz lazım. Neden? Bakın. Gümüşler zaten ortak. Yani bu iki adam burada indirgeniyor. Lityum burada kullanmışsınız. Geriliminiz 3,85 gelmiş. Alüminyumu kullandığınızda 2,46. Buradan şu sonuç çıkar. Lityum demek ki alüminyumdan daha aktif deriz arkadaşlar. Burası önemlidir. Yani lityum alüminyum pilinde ne olacak? Lityum anot olacak. Alüminyumda ne olacak? Katot olacak. O zaman arkadaşlar sizin şunu yapmanız lazım. Lityum anot olarak kalsın. İkinci tepmeyi ters çevirelim ki alüminyum ne olsun? Katot olsun. O zaman bunun gerilimi eksik 2,46 oldu. Burası 3,85 kaldı. Çıkarırsanız ne yapar? 9, 3, 1,39 volt olur. Doğru mudur? Doğrudur. Lityum yükseltgenir, alüminyum indirgenir dedik. Doğrudur. Lityumun yükseltgen potansiyeli alüminyumdan büyüktür. Doğrudur. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.